Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda daha önceki videonun devamı olarak enerji çeşitlerinden ve enerjinin korunumundan bahsedeceğiz. Biliyoruz ki daha önce bahsettiğimiz gibi iş kavramı, fizikteki iş kavramı aslında enerjinin bir aktarım süreci olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla enerjiye iş yapabilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Enerji skaler bir nicelik olup birimi jul ya da kaloridir. Evrende birçok enerji çeşidi ve bunların birbirine dönüşüm süreçleri olmasına karşın bizim temel olarak ele alacağımız konu mekanik enerjidir. Mekanik enerji, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplam olarak ifade edebiliriz. Mekanik enerjiyi açtığımızda ilk olarak ele alacağımız enerji çeşidi öteleme kinetik enerjisidir. M kütleli cismi V hızıyla hareket ederken bu cismin hızından dolayı kazandığı enerjiye Öteleme kinetik enerjisi diyebiliriz. Öteleme kinetik enerjisinin formülü 1 bölü 2 m kare olarak ifade edilebilir. Şekildeki gibi bir cismin v, i ilk hızıyla hareket ederken f kuvvetiyle delta x yolu boyunca hareket ettirildiğinde cisim hızlanacaktır. Bu cismin delta x yolu boyun sonunda hızını v son olarak ifade edersek ve bu cisme ait hız zaman grafiğini çizersek şekildeki gibi bir grafik elde edeceğiz. Daha önceki konulardan bildiğimiz gibi hız zaman grafiğinin eğimi cismin eğmesini ve altında kalan alan da cismin yaptığı yer değiştirmeyi verecektir. Dolayısıyla cismin eğmesi delta v bölü delta t, cismin yer değiştirmesi ilk hız artı son hız bölü 2 çarpı delta t olarak ifade edebiliriz. Biliyoruz ki iş f çarpı delta x. Yukarıda bulduğumuz eşitlikleri bu formülde yerine koyduğumuzda görüyoruz ki iş aynı zamanda cismin kinetik enerjisindeki değişime eşit olacaktır. Ve net kuvvetin yaptığı işin kinetik enerjideki değişime eşit olduğunu ifade edebiliyoruz. Buna bir örnek verdiğimizde şekildeki gibi başlangıçta durmakta olan 2 kilogram kütleli bir cismi F kuvvetinin etkisiyle yatay düzlemde 4 metre yer değiştirdiğini düşünürsek. Bu durumda F kuvvetinin yaptığı işi bulursak F çarpı delta x'ten 80 jüllü olarak elde ederiz. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulursak ki cisme etkeden kuvvet diyagramını çizdiğimizde burada sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 16 Newton olarak hesaplanabilir. Bu durumda sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme yani eksi 64 jüllü olarak ifade edebiliriz. Eğer cismi etkeden net kuvvetin yaptığı işi bulmak istersek, net kuvvetin yaptığı iş 80 eksi 64'ten 16 Joule olarak bulabiliriz. Eğer bize soruda bu 4 metrelik yolun sonunda cismin hızını sorarsa, iş enerji teorimine başvurabiliriz. Biliyoruz ki net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşit olacaktır. Net kuvvetin yaptığı iş yani 16 Joule, Son kinetik enerjisinden ilk kinetik enerjisini çıkararak bulabiliriz. Bizim sorumuzda cismin ilk hızı 0 olduğu için ilk kinetik enerjimiz 0 olacaktır. Dolayısıyla işlemleri yaptığımızda, cismin son hızının 4 metre bölü saniye olduğunu hesaplayabiliriz.